Agalarım, herkese selamlar. 23 Şubat 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Hafta sonuna sermaye yaparak girelim diyerekten de Cuma günü için 6 adet mücadele aldım. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlerden tek ricam aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri yüksek gelirse ben sizlere cumartesi pazar tek video yapıp ve içinde bir adet ideal kombin önermeyi düşünüyorum. Şu an cuma için kombine yok ama beğeniler geldiği takdirde ben kombin önermeye devam edeceğim sizlere. Dostlarım, öncelikle MyScore yarışmamız var, onunla başlayalım. Bir adet MyScore yarışmamız var ve bu maça yükseldim, nedenini de anlatacağım. Real Sociedad'da Villarreal'in maç skoru var. Sizce ne olur diyerekten sizlere sordum. Güzel bir mücadele. Real Sociedad rotasyon yapabilir. Buna göre değerlendirmemizi yapacağız. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarında Inter maçının kazananı Doğuş Ceren isimli arkadaşımız. Arsenal maçı da 1-0 Porto galip geldi. Kimse yazmamış, bilen de olmadığını söyleyeyim. Her türlü soru, görüş, öneri ve Doğuş arkadaşımız bana Instagram üzerinden ulaşırsa grup linklerini kendisine atayım. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplara katılmak isteyen kişiler vesaire iletişim adresimiz Instagram Kangal Bey hesabıdır. Mesaj atamayan da yorum yapsın, ben her türlü sizlere ulaşırım diyerekten de devam edeyim. Son vermiş olduğum 20 ve 21 Şubat. Tercihleri vardı YouTube'da bildiğiniz üzere. Toplamda 2 günün tercihiydi. Dün fulledik bu arada. Onun bilgisini vereyim. Liverpool'un Luton'un atacağı bir gol. Arsenal maçı dünya patladı. Korner aldık çıktık. Napoli maçına da 2-3 gol, hatta 1-1 de skor söyledim. Dün fulledik. Tebrikler. Ondan önce Inter maçı ve PSV maçlarını yakaladık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 4 mücadelenin hepsinde kazanmasını bildik. Sadece City ilk yarı gol atamadı. 17 şut, kaçan 3 net pozisyon. Southampton'da tek golle kaldı. Ev sahibi 1.5 üstü gelmedi. Bence dün özellikle kazançlı bir gündü. Kazanç sağlayan dostlarımızı tebrik edelim ve devam edelim. Yüksek misterimiz devam ediyor. Perşembe için de verdik. Cuma içinde vereceğiz. Cumartesi içinde, pazar içinde aynı şekilde vereceğiz. Burada bir kasa üretimi yapıldığı için arkadaşlar verilen her misterin altına miktar yazıyoruz ve yüksek oynayanlar, özellikle 500 TL üstü oynayan kişiler yüksek misli seviyesine gelebilir. Sadece maç önü değil, canlı olaraktan da yüksek misli canlı da yapıyoruz zaten. Onun da birazdan sizlere bahsederekten göstereceğim. Canlı olarak ekrandayız. Sürekli maç izlediğimiz için canlı tercihlerimizden de güzel kazançlar sağlıyoruz. Canlı olarak oynayan varsa aynı şekilde ve herkes açık Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya mutlaka katılmanızı öneririm. Hatta oradan biraz bir şeyler gösterelim. Fenerbahçe kadın basketbol mücadelesi vardı. Oradan biz güne erken başladık. Dün 1'de 1 aldık. 2'de 2 oldu. Fenerbahçe kadından devam ettik. Gent'in mücadelesi vardı. 8. korneri ben Gent'in kullanmasını bekliyordum. O da güzel bir şekilde geldi. Sonra burada herkes açık gruba 2 tane canlı bahis attım. Dedim ki Liverpool ilk yarıdan 1 gol atar. 1.40 gibi orandan aldım ve devam ettim. Ve tekrardan bir tane daha bahis attım. Dedim ki Liverpool maçı 3.5 üst olarak değerlendirdim. Şöyle maç hakkında biraz görsel göstereyim. Aga, Liverpool çok fazla kaçırdı. Özellikle ilk yarı golü atamadı. O başarısız oldu. Porto'nun kaçırmış olduğu goller. Bu şekilde dedim ki ya Şampiyonlar Ligi'de sıkıcı geçiyor. Dedim maçın TV8'de Survivor var. Onu izleyelim bari dedim. Devler arasında. Ondan sonra Liverpool maçı 3.5 üst geldi mi? Geldi. İlk gol Barcelona bekliyordum. Geldi mi? Geldi. Bir de 1000 TL yüksek misli yapmıştım. Dedim ki Barcelona maçında Barcelona'nın bir golü devre arasında 1000 TL'nin oranında güzeldi. Yüksek misli canlı da yaptık. Bu şekilde devam ettik. Cuma günü için aynı şekilde güzel maçlarımız var. Ve sizlerden tek ricamız beğeni ve yorumlarınızdır diyerekten de hatta şeyle başlayalım. Şunu rahatsız etmeye alalım. Ben önce skor maçımla başlamak istiyorum. Dostlarım, Villarreal maçıyla başladım. Skor mücadelemde ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli. Şimdi Real Sociedad bir maç oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı mı? 2-0 Paris mağlubiyeti. Maçta da gerçekten iyi oynadı aga. Kim ne derse desin, Real Sociedad deplasmanda nasıl oynanırsa onun gibi çok iyi bir performans sergiledi. Oynaması gerektiği gibi oynadı. 2-0 mağlup oldu. Şimdi kendi evinde oynayacak. Hafta sonunda maç oynadı. Mallorca'ya 2-1 yendi mi? Yendi. Tamam. Ben Villarreal'in son maçında ne dedim? Ev sahibi yarı kazanır verdim. Ne oldu? Kazandım. İkinci yarıyı kazandı. Berabere kaldı. Ondan önceki iki maçını da izledim. Kadiz maçı falan 90 dakikasını izledim. Dedim ki son maçını da izledim. Dedim ki ben burada önerim şu. Villarreal de iyi oynuyor. Real Sociedad da burada rotasyonu giderken aga, tek tercihim burada deplasman Villarreal ekibinin deplasmanda atacak olduğu bir gol. 1.44. Bakın tertemiz oran. 1.44 gibi oranı var. İdealden yani Real Sociedad taş gibi takım, okey. Fakat bu maça çok fazla önem vermemesi lazım. Şampiyonlar Ligi öncesi. Villarreal'in bir golü 1.44'a aldık mı? Bir golünü aldık ya. Bence bir golü gelecektir. Ben diyorum ki ikinci golünü zorlar mıyız? 3.54 gibi oranı var. Zorlarsak bu orandan da değerlendirmesini yapabiliriz diyerekten de sizlere önermek isterim.
Diğer mücadelem ve ilk baştan başlayalım. Samsun'la Rize karşılaşması. Yukarıdan aşağı doğru gelelim. Arkadaşlar normalde ben bu mücadele KG var tercihini verecektim. Fakat Rize'nin geçen maçta sarı kartlı cezalı oyuncuları vardı. Bu maça yansıyacak. Yani sarı kart sınırına geldi 3 tane oyuncusu. 3 tane ilk 11 oyuncusundan önemli eksikler var. Ve Rize'nin kalecisi Gökhan Hakkı'nın da bir sakatlığı olduğundan dolayı kalede de Tarık olacak. O yüzden Samsun tarafına biraz kaydım. Samsun tarafına nasıl kaydım? Diğer seçeneğinde bulunan Samsun Spor bir yarıyı kazanır. Evet seçeneği. Nesine Milyoner oynadığınız platformda vardır bu. 1.44 gibi orandan Samsun bir yarıyı kazanır tercihim. Mücadele tek tercih. Tek farklı tercihim. Yüksek orandan almak isteyenler de burada. Samsun galibiyeti de tek farklı bir galip gelme ihtimali var bence. Hoştan Kiel'le San Pauli mücadelesi. Birinci ile ikincinin karşılaşması. İlk iki bildiğiniz üzere bu Nesliga'daki de direkt yukarı çıkıyor. O yüzden önemli bir mücadele. Çok fazla etliye sütlüye bulaşmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Son iki ekip de zaten ya bu Nesliga çıkmak için elinden geleni el ele kol kola çıkabilir. Burada bence bir beraberlik çıkma ihtimali var. Fakat ben şöyle bekliyorum. Öncelikle karşılıklı gollerin gelmesi. Yani gollü bir beraberlik beklediğim için ben burada öncelik olarak karşılıklı golleri bekliyorum. KG var oranı 1.43 bandında bir oranı var. Değerlendirecekler. Burada bir KG var alabilir. Onun dışında da dediğim gibi gollü beraberlik çıkması ihtimali karşı maç sonu sıfırda sisteme atılabilecek oranlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim ben sizlere. Diğer mücadeleme geçiyorum. Bayer Leverkusen'le Mainz karşılaşması. Burada da kadar ben ne o bak. Bayer Leverkusen son haftalarda galip geliyor fakat oynamış olduğu oyun biraz daha düştü. Yani o vitesi attırmıştı ya Leverkusen o vitesi. O vites daha yerlere düştü arkadaşlar. Ben burada öncelik olarak Cuma günü kaynaklı Mainz'ın bir golünü önerecektim. Ta ki şundan kaynaklı önermiyorum. Mainz tarafında çok önemli 5-6 tane eksik var. Bunların hepsi ilk 11 oyuncuları neredeyse. Leverkusen'in de vitesi düşük olduğunu biliyoruz. Ben burada şöyle bir öneri olacak. Bayer Leverkusen kazanır okey. Fakat burada 2.5 üstüne gitmeyeceğim. Ben burada diyorum ki kazanırsa bile 4.5 altında kalabilir bu mücadele. 5 gol olmaz diyorum. Maç sonu 1 ve 4.5 altı oranı 1.38 bandında bir oranı var. İdealden tek önerim olacaktır. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa 1.80-1.85 bandına çıkartabilir. Maç sonu 1 ve 3.5'u da yapabilir diyerekten de bunu da söyleyeyim sizlere. Diğer karşılaşmam Villarreal maçıydı. Anlattım. Metz ve Lyon mücadelesi. Abartmadan söylüyorum. Lyon'un son 6 maçında kazandık. Bakın. İddia olarak Lyon'un son 6 maçında kazandık. Ve bunu nasıl yaptık? Ve 7. maça aynı şekilde devam edeceğim. Rakip biraz zayıf. Normalde Lyon'a bu kadar düşük oran açılmaz. 1.80-1.90 oluyor. Ama son 6 maçında uyguladığımız taktikle kazandık. 7. maç olsun. Diğer seçeneğinde bulunan Lyon yani burada deplasman ekibi bir yarıyı kazanır. Bak 6 maçında hepsine bu tercihi verdim ve hepsi kazandı. Bu kez zayıf biraz rakip yine kazanma ihtimali yüksek. Oranda 1.36 zaten. Lyon bir yarıyı kazanır oranı 1.36 bandı oranı var. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirebilir. Son 6 maçında aynı tercihi verdik kazandı. 7. maçında devam. Muhtemelen 8'de 9'da da devam edeceğim bilginize. Son karşılaşmam Leicester United'la Leicester City karşılaşması. Arkadaşlar ben burada Leicester United'ı bir adım önde görüyorum. Kendi evinde ve zaten Leicester City puan farkını çok fazla açtı. 9 puan fark açtı. Leicester United'la yani çok önemli bir yarışın içinde. Ben burada Leicester United'ın kolay kolay maçı salacağını düşünmüyorum. Ve ana tercih olarak da şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Leicester United'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Oran 1.46. Leicester United kendi evinde maçın bu arada indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-1 Leicester United'ın galibiyeti. Yani mücadeleyle galip gelmesi bekleniyor. Ben fakat eşeğimi sağlam kazıya bağlıyorum. Kazanmak istiyorum çünkü ben burada. Ev sahibi yarı kazan oranı 1.46. Ve yüksek oranlarında dediğim gibi maç sonu 1'de değerlendirme yapılabilir. 2-0-2-1 yarında bir mücadele bekliyorum. Leicester United tarafında olduğumu da söyleyeyim. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan önermek istedim sizlere. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Cuma günü sermayelik olsun. Değerlendireceklere bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.